her şeyi koruyan O'dur. Kainatı ayakta tutan Allah Teala'dır. Ortağı da imkansızdır. Allah'ın ortağı olmaz, şeriki olmaz, dengi olmaz. Bu imkansızdır. Yaratan, yaratana ortak olamaz. Yaratılan, yaratana ortak olamaz. Çünkü yaratılan her şey Allah'a muhtaçtır. Nasıl ortak olsun ki? Onun için müşriklerde akıl diye bir şey yoktur. Şirk koşanlar aklını kötüye kullananlardır. Mutlak kemal Allah'ındır. Mutlak kemal, yüce kudretin, kemal sıfatların, yüce sıfatların, yüce isimlerin tamamı mutlak hakimiyet, mutlak kudret Allah'a aittir. Halaka küllü şeyin, aklen kendisi müstesnadır. Her şeyi yaratan Allah'tır. Halaka külle şeyin. Ya halaka, çünkü aklen kendisi müstesnadır. Her şeyi yaratan sadece yüce Allah'tır. Bunun için basireti Allah Teala insanoğluna bir de basiret vermiştir. Şöyle 111. ayeti kerimeye de baktığımız zaman nice gerçekleri görmekteyiz. Kapalı kimselere, basireti kapalı kimselere tüm mucizeler gösterilse, melekler gelse, ölüler dirilse, konuşsalar bütün ölüler, vahşiler şahitlik etseler, Kur'an-ı Kerim'e ve Hazreti Muhammed'e yine inanmazlar. Niye? Basiretleri kapanmıştır. Basireti kapalıysa bir insanın, kendi kazancı küfrüyle, küfrü kazanmış, o küfür şirk ve nifak ve cehalet, onun basiretini kapatmışsa, artık o kendi inanma şahsansını elinden kendisi almıştır. Onun için basireti kapalı kimselere tüm mucizeler gösterilse, melekler gelse, ölüler dirilse, konuşsalar, vahşiler şahitlik etseler, yine Kur'an-ı Kerim'e inanmazlar, yine Hazreti Muhammed'e inanmazlar. Göklere çıkarın. Bütün gökleri gezdirin getirin yine inanmazlar. Niye? Basiretleri kapanmıştır. Kalbi mühürlüler diye Kur'an-ı Kerim'de mühürlülerden bahsedilir. Allah bunlardan eylemesin. 102 ve 107. ayetler arasındaki notlarımızı da şöyle vermeye çalışıyoruz. Sahibiniz, terbiyeciniz, veli nimetiniz, en mukaddes ulu zat ki bu yüce Allah'tır. Sahibimiz Allah, terbiyecimiz Allah, veli nimetimiz Allah, en mukaddes ulu zat Allah Teala'dır Celle Celaluhu. Sebepler alemini hepsini hak ve adaletle yaratan sadece Allah Teala'dır. Dikkat et buraya da. Sebepler alemini hepsini hak ve adaletle yaratan Allah Teala'dır ve böyle yaratmıştır. Mücadele Suresi'nin 22. ayetine bir de bak, nice gerçekleri göreceksin. Onun taraftarları diyor, kurtuluşa ermiştir. Kimin taraftarları? Allah'ın tarafındakiler. Kur'an'ın, sünnetin, Muhammed'in
İslam'ın tarafında olanlar kurtuluşa ermişlerdir. Çünkü Allah'ın tarafında olmayan herkes dalalettedir, küfürdedir, şirktedir. Allah'ın tarafında İslam vardır, Muhammed vardır, Kur'an-ı Kerim vardır ve bu yüce değerlere iyice inanan hakiki Müslümanlar vardır. Ve bütün insanlığı da Allah buraya davet etmek için İslam'ı göndermiştir. İslam bütün milletlerin dinidir. Eğer birisi bu hakikattan, rahmeti Rahman'dan ve rahmeti Rahim'den eğer birisi mahrum oluyorsa bu kendini mahrum edenlerdir. Şu ayeti kerimeye dikkat et. Cenab-ı Hak ne diyor? Mücadele 22'de Ela inne hizballahi humul muflihun diyor. Allah'ın tarafındakiler felaha onlar ermişlerdir diyor. Felaha erenler, kurtuluşa erenler onlardır diyor. Kim? Allah'ın tarafındakiler. Kim bunlar? İslam dinine iyiden iyiye gereği gibi inanmış. İnancının da gereğini yerine getirmiş. İtaat etmiş, Allah'a taatta bulunmuş, isyan etmemişler. Herkes gücü nispetinde iyi bir Müslüman olmaya gayret edecektir. Maide suresi 56. ayeti de onun taraftarları üstün gelecektir diyor. Hep üstün gelmiş ve üstün gelmeye ebedi devam edecektir. Fe inne hizballahi humul galibun. Burada da Cenab-ı Hak öyle diyor. Muhakkak ki Allah'ın tarafındakiler, onlar hep galip gelmişlerdir, galip geleceklerdir, ebedi. Fatiha suresi 5. ayeti kerimeye de şöyle bir bak. Ne diyor? Ancak sana kulluk ederiz, her türlü yardımı senden bekleriz diyor. Ve bizi sırat-ı müstakimine hidayet eyle diyor. Sırat-ı müstakim ise işte İslam'ın kendisi, İslam milletinin bizzat kendisi, önderi Hazreti Muhammed'dir, izinde gidenler de münamun aleyhimdir. Allah'ın inamda, ihsanda bulunduğu kimselerdir, önderleri Hazreti Muhammed'dir. Aleyhissalatü vesselam. Gözümü yumsam da minarenin kendisini görüyorum. Şöyle bir bak, gözünü yum. Birçok gördüğüm şeyleri, gözün açıkken gördüklerini gözünü yumsan dahi görebilirsin. Neyi gösteriyor bu? İnsana Cenab-ı Hak iç dünyasına neler vermiş? Bak gözümü yumsam da minarenin kendisini görüyorum. Olduğu yerde idrak ediyorum. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın kuluna verdiği nelerdir? Kuvvelerdir, kuvvetlerdir. Duyulardır, idraklerdir, tefekkürlerdir, tezekkürlerdir, tefehhümlerdir. Mükemmel mevhumlardır. Ve kuruntular, vehimler değil, gerçeklerdir. Işık bile bana diyor, gözüme kavuşması anında ışık oluyor. Işık ne zaman ışık oluyor? Bana diyor, gözüme kavuşması anında ışık oluyor. O zaman parlıyor, görme o zaman meydana geliyor. Yoksa dikkat et, ışığım olmasına dikkat et. Işık bile bana gözüme kavuşması anında ışık oluyor. O zaman parlıyor. Görme zaman
görme o zaman meydana geliyor. Burayı biraz düşünürsen neler anlarsın? İdrak işinin sır ve mahiyeti akılların idrak ve kavrayışının dışındadır. İdrak işinin sır ve mahiyeti akılların idrak ve kavrayışının dışındadır. Şöyle sana verilen akıl ve idraki de bir değerlendir. Bunlar neyin dışında çıkıyor? İşte bunlar idrak işinin sır ve mahiyeti akılların idrak ve kavrayışının dışına çıkıyor. Bunlar insanüstü yaratılmış Allah'a, Allah tarafından kuluna verilmiştir bunlar. Bu bütün yaratılanlar tabiatüstü yaratıcının eseridir. Bütün varlıklara hakim olan kudretin eseridir. Yerindeki minareyi gözün yumuk olarak algılıyorsun. Bu nasıl oluyor? Kendine sor. Gözünü yumuyorsun, minareyi algılayabiliyorsun. Sana bu idrak kuvveti nasıl verildiğini bir düşün. Bu noktada fen bilimleri, felsefeler, filozoflar şaşkınlık içinde ve safsata batağındadırlar. Tabi istisnalar her zaman kaideyi bozmaz, istisnalar hariçtir. Bu noktada fen bilimleri, felsefeler, filozoflar şaşkınlık içinde ve safsata batağındadırlar. Yaratıcıyı inkar ederek hiç kimse bataktan kendisi kurtulamaz. Yaratıcıyı bir defa onun şanına yakışan şekliyle onun kendini tarif ettiği gibi yaratanı tanıyacağız. Şunu bunu tanıttığı gibi değil, onun tanıttığı gibi. Kur'an-ı Kerim onun kitabı. Kur'an'la Allah kendini bize tanıtıyor. Esmasıyla, evsafıyla tanıtıyor. Doğru tanıyacaksın. O gözleri idrak ve ihata eder. Allah gözleri ihata eder, kuşatır. O gözleri idrak ve ihata eder. Her lütuf onun. İdrak nuru da onun lütfudur. Dikkat et. Sana bunları şimdi keşfediyor, açıklıyor. Hiçbir bunu bilim sana böyle açıklayamaz. Bundan üstün yüce keşifler olmaz. Yalnız ne zaman Kur'an-ı Kerim'i dünya iyi anladığı zaman gerçek kâşifin, gerçek ilmin Kur'an'da olduğu, Kur'an kainatı keşfeder ve insanoğlu da ne yapar? Kur'an'la bütün alemden faydalanmayı en güzel şekilde bilir. Onun için zaten Kur'an-ı Kerim, Allah Teala kullarına ipuçlarını vermiş. Gerçek sosyal adaletin nizamını kurmuş. İslam'la kurmuş. Onun için Yüce Allah gözleri ve idrakleri ihata eder, yani kuşatır. Her lütuf onun, idrak nuru da onun lütfudur. Her lütuf onun, idrak nuru da onun lütfudur. Bize idrak nuru vermiş. İdrak. İdrake bir bak, anlayışa bir bak, akıl yürütmeye bak. Şöyle bir fikire, fikir yürütmeye bak, tefekküre bak. Varlıklar üzerinde aklın yürüyüşüne bir bak şöyle, tefekküre bak. Kur'an-ı Kerim her insanı, Müslümanı
tefekküre, mütefekkir olmaya çağırıyor, davet ediyor. Çünkü Allah kuluna tefekkür edecek kuvveleri vermiştir. Onu diyor dürbünlere, teleskoplarla aramak, Allah dürbünlerle aranmaz, teleskoplarla da aranmaz. Eğer sen Allah'ı idraki, sen eğer teleskopla, dürbünlerle aramaya kalkarsan, o zaman yine sen maddeye takılır kalırsın, manaya ulaşamazsın, manaya ulaşmadan da hakkı bulamazsın. Onun için onu dürbünlerle, teleskoplarla aramak değil, gözden gönülden uzak sanmadan ona tam dönmelidir. Gönüllerin tüm sırlarından Allah haberdardır. Gönüllerin tüm sırlarından Allah haberdardır. Sana senden daha yakındır. Aklını başına al. Sana akıl bunun için verildi. Sana senden Yüce Allah daha yakındır. Onu senin görmen değil, onun görmesine iman edilmesidir. Senin gücün belli, acizsin. Senin onu görmen değil, onun seni görmesine senin iman etmendir. Senden istenen bu. O seni görüyor. Yaratan görmez mi? Yaşatan görmez mi? Kalbini yaratan, kalbine senden daha yakın olmaz mı? Bu alemi yaratan, alemi kuşatmaz mı? Niye aklını iyice kullansana? O seni gördüğü için, onun görmesine senin iman etmen gerekiyor. İstenen bu. Yoksa sen acizsin. Derinin altını göremiyorsun ki, bu alemleri yüce yaratan, yüce yaratanın yüce kudretini görecek sende kuvvet mi var? O zaman seni görene iman et. Huzurunda el pençe dur. Ve elini günde 5 kere bağla, huzuruna gel, ona kulluk görevini yap. Ve en derin, en büyük saygını Allah'a göster. Ahmaklık yapma, nankörlük yapma, hele küfre, şirke, nifaka sapma. İslam'ı sakın ola ki, hiç bırakma, İslam'a koş. Paramparça olsan bile İslam'dan sakın ayrılma, taviz verme. Biz aciz kullarız, bizden söylemesi. Kendin bilirsin. Kim olursan ol, Allah'ın kulu musun? İster ağa ol, ister paşa ol. İster alim ol, ister cahil ol. Ne olursan ol. Aklını başına al. Allah'a kulluk yap, Allah'a. İyi bir Müslüman ol. Yüce İslam'ın yüce değerlerini ortaya koyan Allah'ın kendisi. Muhammed görevlisi, elçisi. Kur'an Allah'ın kitabı. Sünnet Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammed diliyle açığa çıkarılması ve uygulanması. Kur'an'ı al, sünneti de al. İçmayı da al, kıyası da al. Kıyas da İslam'ın yüksek alimlerinin neyidir? Bilinenden bilinmeyene terakkisidir. Göze göre basar, görme. Neyse kalbe göre basiret de odur. Şimdi kalpte basiret var, gözde görme basar var.
Şimdi dış gözümüzde görme basar var. Bir de kalbimizde basiret var. Esas gözümüz kalpteki gözdür. Dıştaki de dışa açılan penceredir. Zeka, anlayış, firaset gereği gibi idrak eder. Açık ve parlak olma, açık ve parlak olma olmasına diyor, bakın, açık ve parlak olmasına, olması haline basiret deniyor. Burayı bir daha anlayalım. Zeka, anlayış, firaset gereği gibi idrak eder. Açık ve parlak olması haline basiret denir ki bu ilahi nurdur. Bu basiret ilahi nurdur. Basiretini kaybedenlerde bu nur yoktur, sönmüştür. İşte karanlık kalpler, ruhlar ve beyinler bu basiret nurunu söndürenlerdir. İman olmadan bu basiret nuru olmaz. Aklını başına al. Sözünü bile edemezsin, düşüncen bile oraya varmaz, ulaşmaz. Yazık. Çok yazık. Allah ne güzel insanoğlunu yaratmış ve donatmış. İçte içini, dışını nurlandıracak, aydınlatacak, ebedi ezeli hayat veren nuru ortaya koymuş ki Kur'an-ı Kerim'in bir adı nurdur, bir adı ruhtur. Nur yönüyle aydınlatır, ruh ile hayat verir. Hayat bulmak istiyor musun? İşte hayat veren nurun derslerini yapıyoruz. Hayat veren nurun dersleridir bunlar. Biz falanın filanın görüşlerini değil, bizatihi Kur'an-ı Kerim'in aslını ve ona açıklık getirecek keşif notlarını veriyoruz.